İnsan hakları sınır tanımayan, devlet tanımayan, sadece insanlar için olması gereken bir hak. Bu siyasetle alakalı olan bir hak değil. Birilerinin vermiş olduğu bir şey değil. İnsan olmanın getirdiği bir hak. Kırım Tatar Milli Hareketi aynı zamanda bir insan hakları hareketiydi. Sovyetler Birliği zamanında Kırım Tatar Milli Hareketi milli hareket olarak nam kazandı ama aynı zamanda dünyada insan hakları hareketi olarak da nam kazandı, itibar kazandı, saygı gördü. Добрый день. Вітаю вельмишановних учасників зібрання. Росія порушує міжнародний правопорядок та зухвало нехтує міжнародним гуманітарним правом. В Україні вже понад 9 років триває війна, а з лютого 2022 року, з початком повномасштабної збройної агресії, українці ціною життя виборюються. Окупація Криму та окремих районів Донецької області в 2014 році і початок війни в 2022 році призвели до серйозної окупації українських територій і спричинили широкі порушення прав людини. 2014 yılında Kırım, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin belirli bölgelerinin Rusya tarafından işgal edilmesi ve 24 Şubat 2022'de geniş çaplı bir savaşın başlaması Ukrayna'nın yeni topraklarının işgaline yol açarak ağır insan hakları ihlaline neden olmuştur. Кричущі приклади цих порушень – це незаконні ув'язнення, це вбивства і тортури, це незаконні затримання як звичайних громадян, так і активістів, які страждають від російської агресії. Bu ihlallerin en vahim örnekleri arasında hem sivil toplum aktivistlerini hem de sıradan vatandaşları etkileyen yasa dışı gözaltılar, cinayetler, yakalamalar ve işkence yer alıyor. Etme ama bizim milletimiz anda Kureyş'te 10 sene olacak. Ozu Kureyş'in bütün dünya korseti. Yakın arada bir dostum dedi, bir ifak millet oz için bir karar aldı da dedi. Ukrayna'nın olma ve bütün dünyanı karıştırdı dedi. Öyledir, öyle milletimiz biz. Biz ifak millet değilmez. Biz bütün dünya belli oz Kureyş'imizden ta zamandan bütün dünya oz rolümüzü korsettik. Tamam, başlayalım. Sorumuzu açıyorum ağam. Hazırladık. Pozitif altında bulma yerlerinde bulunan vatandaşların toplam sayısı. Bu sayısı siyasi olan cezası zülfün kastamında belirtim. Türkiye ne yapıyor? Türkiye bir kere her şeyden evvel devleti ve milletiyle Ukrayna'nın Kırım dahil toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin sağlanması aynı zamanda Kırım Tatar Türklerinin kadim vatanları Kırım'da öz kimlikleriyle esenlik içinde yaşamalarını talep ediyor. Bunu nerede talep ediyor? Her platformda bizzat muhatabından talep ediyor. Yani sadece Birleşmiş Milletler vesaire falan değil. Rusya Devlet Başkanı ile görüştüğü zaman Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bunu ifade ediyor. Dışişleri Bakanı bunu ifade ediyor. İşgalcilerin kanunsuzluğuna karşı tepki göstermeyi, kendi vatanlarına, kendi devletlerine sadık oldukları nümayiş ettiler. Ve en büyük baskı elbette orasının yerli halkı, Kırım Tatar halkına oldu. Bu savaştan önce sayıma göre Kırım Tatarların oran olarak sayısı %10 civarında olduğuna rağmen baskıların %75'i onlara geldi. Çok gazeteciler bana soruyorlar, siz sayı zamanlarında bu mücadele verdiniz. Bu şimdiki İsrail altındaki durum ve şimdiki durum arasında ne fark var, fark var mı yok mu?
Benzerlikler gayet çok ama farklar da gayet çok. Evet, Sayın her zamanda da söylediğim fikirler için, yazdığım şeyler için evinde bulunan Sayın rejimi hoşuna gitmeyen kitaplar için mahkemeler olurdu. Hapishanelerde attılardı. Ama mesela Sayın zamanında o yaptığı şeyler için 3 yıl hapis veriyorsalar, şimdi birkaç kelime Rusların hoşuna gitmeyen kelimeler için 17, 18, 20 yıl hapis veriyorlar. Nariman Celal ne yaptı? Sadece Kırım Platformu'na, Rusların hoşuna gitmeyen Kırım Platformu'na geldi de iştirak etti. Orada konuşma yaptı Kırım'daki durum konusunda. Ona provokasyon yaptılar, araçlı bir şey patlamak niyeti var edilmiş. Onun etrafındaki iki çocuğa işkence yapıyorlar, elektrik tok kullanıp işkence yapıp gerekli ifadeleri alıyorlar ve bu ifadeleri esaslanıp adamı 17 yıla mahkeme hapishaneye yolluyorlar. Tek bizim şartımız, bizim topraklarımızı terk etsinler. Ama sağ olsun Zelenski, o ne birkaç ay önce iftar Müslüman askerlerinin iftar zamanında açıktan açık söyledi. Bu savaş Ukrayna topraklarının Kırım'da dahil son iki santimine kadar kurtarılmayınca kadar bu savaş bitmeyecek.